Evet, sanırım şu anda online'ız, yayındayız. Bugün heyecanlı bir akşam. İki yarışma birden yapıyoruz. Arkadaşlar önce bir ses kontrolü yapacağım. Sesim geliyorsa lütfen rica ediyorum. Geliyor mu sesinin? Ses geliyorsa gözde dönmez. Her zamanki gibi gelmiş. Güzel, harikasınız. Herkese merhabalar. Evet, ikinci genel kültür yarışmaması kimler aramızda, kimler burada birazdan bakacağız. Çok heyecanlıyım. Herkes katılabiliyor arkadaşlar. Umarım herkesi çağırmışsınızdır. Birazdan nasıl katılabileceğinizi de anlatacağım kısa bir şekilde. Bilenler, kaotu bilenler, daha önce deneyenler, pin kodumuz 273-709 pin kodumuz. Bu akşam bu bir genel kültür yarışması arkadaşlar. Genel kültür yarışmasına da herkes katılabildiği için yine bir kitap hediyemiz olacak ama isteyen okuma kitabı, İsteyen tez kitabı, isteyen roman, artık kim kazanıp ne isterse onu göndereceğiz. O yüzden heyecanlıyım ben de. Umarım güzel, kalabalık bir yarışma olur. Bu akşamın sponsoru değerli Ayşe Bayram hocamız. Hocam çok teşekkür ediyorum. Belki aranızdasınızdır. Değilseniz de yine de çok teşekkür ediyorum. Ayşe Bayram hocamız bu akşamın ödül kitaplarını karşıladı. Sağ olsun, bize destek oldu. Arkadaşlar lütfen isim soy isimle girin, Instagram isminizle girin ve beni Instagram'dan takip edin ki size kolay bir şekilde ulaşabileyim. Instagram hesabım Sercan Y. Herkes katılabilir. Biraz sonra lütfen bana tek tek, hocam 5'ler girebiliyor mu, 6'lar girebiliyor mu, 7, 8 yok bilmem ne, liseliler girebiliyor mu, ilkokul girebiliyor mu diye sormayın. Herkes girebilir arkadaşlar. Yani herkes, lise olsun, ilkokul, ortaokul, herkes, ailenizden de girebilirler. Hiç fark etmez. Güzel bir akşam, güzel bir gece, güzel bir yarışma olur umarım. Bu akşam sorular normalde hep 1 dakikaydı ama bu akşam 30 saniye arkadaşlar. Genel kültür kısa kısa sorular olduğu için ve hızlı yapılması gerektiği için 30 saniye yaptım. Her soru 30 saniye. Bunun 5 saniyesi de canlı yayında gecikmeli geldiği için 5 saniyesini de oradan yesek toplam yaklaşık 25 saniyeniz olacak. O yüzden dikkatli okuyup hızlı cevaplamaya çalışın. Çünkü ne kadar hızlı cevaplarsanız o kadar çok puan alıyorsunuz. Nasıl katılacağını bilmeyenler arkadaşlar lütfen Sercan Y hesabını takip edin. English Teacher Sercan'ı takip etmeyin. Onu çok aktif kullanmıyorum. Nasıl gireceğinizi de hemen anlatıyorum. Instagram diyorum. Aklım oraya gitti direkt. Google'a Kahoot yazıyorsunuz ya da uygulamasını da indirebilirsiniz. Kahoot yazıyorsunuz. Gelen ilk linke tıklıyorsunuz. Play Kahoot yazar zaten. Sizden pin kodu isteyecek. Pin kodumuz 273-709. Bu pin kodunu girdikten sonra nickname, yani kullanıcı adınızı isteyecek. Kullanıcı adınız isim soy isim olsun lütfen. İsminiz soy isminiz olsun ya da Instagram isminiz olsun ki sizi kolay bulalım. Kullanıcı adınıza girdikten sonra OK'ye tıklıyorsunuz. Yeşil bir ekranda You are in yazıyor. You are in yazıyorsa doğru yerdesiniz. Şu kuralı unutmayın kesinlikle. Lütfen soruları benim ekranımı sakın kapatmayın çünkü soruları benim ekranımdan göreceksiniz. İdil Dirsekli'ye selamlar. Soruları benim ekranımdan görüyorsunuz. Siz Kahoot'tan sadece işaretleme yapacaksınız arkadaşlar. Hangi renk ya da hangi şekil doğruysa ona tıklıyorsunuz. Kahoot'tan sadece bunu yapıyorsunuz. Lütfen buna dikkat edin. Benim ekranı kapatmayın. Eğer ekranı bulanık görüyorsanız, bulanık görürseniz kalitenizi yükseltin. Kalitenizi yükseltince emin olun düzelecektir. Bu kadar. Bakıyorum şöyle 277 kişi şu anda, güzel bir 208 kişi var canlı yayınımızda. Kahoot'tan 280. kişi girdi. Şöyle bakıyorum, birazdan okuyacağım da Aykan ve Eymen girmişler. Aman çok hızlı gidiyor, okuyamıyorum. Büşra Levent gördüm. Berra Levent'in kardeşi herhalde bu. Sinem hocamın öğrencisiydi, öyle hatırlıyorum. Umut Kavuklu, Utku Necati, Cuşgül Can, Asiye, Zekam TV, Ayşe Gül Topuz, Burcu Özen, Ayşe Mutlu, İbrahim Ensar, Yahya Sönmez, Zeyno Saldız, Ostik Kaya, Sema Bayat. Birazdan başlayacağız arkadaşlar. Kazanana ödülümüz var. Biraz bekler misiniz demiş Salih Kaynak. Taha Kayseri'den selamlar demiş. Selam olsun Kayseri'ye Taha'cığım, hoş geldin. Tuğba Sarsık buradaymış. Seda Korkmaz burada. Ponçik Kedi burada. Abi Insta adım sığmadı, ne yapacağız demiş. Kendi ismini yazabilirsin Ponçik Kedi. Sıkıntı yok. Berra Levent burada. Berat Talha burada. Ahsen Demir, Ceren, Ulaş Er. Hoş geldin. Turan Ay, Beltran, Ahsen Özdemir, Hazal Ayaz, Umut Ok, Yasemin Kalender, Yasemin Yiğit, Özgül, Ayfer Akkaya görüyorum. Böyle gördükçe okumaya çalışıyorum arkadaşlar. Hocam birinci benim, atmayın beni. 36. Tamam ama birkaç tane girdiğin için şu an atıyorum. Lütfen böyle yapmayın arkadaşlar. Saçma sapan.
defalarca aynı hesaptan aynı kişi olarak girmeyin. Hiç gerek yok buna. Boşuna yer kaplıyorsunuz ve şu an benim gıcıklığıma yapıyorsunuz. Bunun farkındayım ama neyse artık bir şey yapmayacağım. Neyse bunlar zaten hep bu şey oluyor. Spam oluyorlar sonra. Hiç önemli değil o yüzden. Evet, Derya Seyhan kaç kişi kazanacak? Lider birincimiz kazanacak arkadaşlar. Şu anda çok kısıtlı bir bütçemiz olduğu için şu anda birinciye vereceğiz. Ama genel kültür yarışmalarımız her gün olacak. O yüzden her gün diyorum ya, çok pardon, aman her gün değil. Her hafta olacak. Her hafta genel kültür yarışmamız olacak. Hepinizi beklerim arkadaşlar. Başlayalım mı? Botları boş verin arkadaşlar. Siz girdiyseniz şu an yeşil ekranda you are in yazıyorsa... Merak etmeyin, şu hocam birinci benim, atmayın beni diyen kişi zaten birazdan sorular başlanınca en sonda kalacak. O yüzden hiç onları aldırmayın. Başlayalım arkadaşlar. Evet, 231 kişi olduk. Yeni gelenler var mı? Başlıyorum o zaman. Herkese bol şans diliyorum. Hak eden kazansın diliyorum. Hadi bakalım başlayalım. İlk sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Genel kültürümüz ölçüyoruz bakalım bu akşam. Birinci kim olacak? Çay kahvemizi yanımıza almayı unutmayalım. Evet, birinci sorumuz. Hangisi Türkiye'nin bölgesi değildir? Trakya bölgesi, Karadeniz bölgesi, Marmara bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi. Evet, birinci sorumuz. 30 saniyeniz var arkadaşlar. Hızlı bir şekilde cevap verin. Unutmayın, ne kadar hızlı cevaplarsanız o kadar çok puan alıyorsunuz. Duru Beyazıt. Ya o kişi kim? Ekran kaplıyor. Haksızlık. Haksızlık falan yapmıyor Durucuğum. Merak etme. Bak şu yanlış bilen 143 kişi var ya. Hah, işte o biraz önce giren Zeki arkadaşımız. O yüzden hiç merak etmeyin. Onlar sadece isim olarak giriyorlar. Başka hiçbir şey yapmıyorlar. İlerleyen sorularda daha da düşecekler. Hiç merak etmeyin. Evet, bakalım şöyle sıralamamız. Eren 907 puanla birinci sırada. Harun Özdemir 903 puanla ikinci sırada. İrem 3, Unicorn 4. sırada. Ezel Yılmaz ise 5. sırada. Evet, çok güzel başladık. Çok hızlı başladık. Umarım böyle devam eder. Hadi bakalım ikinci soruya geçiyoruz. Hak eden kazansın. Hadi. Türkiye'de bir tek Erzurum'da çıkarılan madenin adı nedir? Lüle taşı, lignit, bor, oltu taşı. Türkiye'de bir tek Erzurum'da çıkarılan maddenin adı nedir? Ben de Erzurumluyum, o yüzden özellikle Erzurum sorusu soruyorum. Evet. İkinci sorumuz. Ertuğrul İnce çok kalabalık demiş. Evet, şu anda 244 kişi olduk. Gelen herkes hoş gelmişler. Bütün dadaşlara da selam olsun. 369 kişi doğru cevaplamış. Cevabımız oltu taşı olacaktı. Meşhur oltu taşı Erzurum'da çıkarılan madendir. Bakıyorum şöyle sıralama ne durumda? Oo, değişiklikler var. Harun Özdemir birinciliğe yükseldi. Özge Gülücük gelmiş. İkinci sıraya yükselmiş. Unicorn 3'te. Fatih Karadağ 4. sıraya yükseldi. Hüseyin Can ise 5. sıraya yükseldi. İsim lazım değil yazmış. O da 174 sıra birden yükselmiş. Tebrik ediyorum. Evet, geçiyoruz. Üçüncü sorumuz. Bakalım üçüncü sorumuz geliyor. Çayı hangi ülke icat etti? Türkiye, Brezilya, İran, Çin. Kodumuz 273-709 arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar sağ altta yazar. 273-709 yeni gelenler. Bu arada arkadaşlar 247 kişi var şu anda yayınımızda. Hepiniz hoş geldiniz. Yayını beğenmeyi ve lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her hafta bu tarz yarışmalar yapıyoruz. Hem İngilizce hem Türkçe. Aramıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Evet, bakalım ilk çay nerede icat edilmiş? Oo, bu biraz çelişkili olmuş. Evet arkadaşlar, çay Çin'de icat edilmişti. Türkiye şu anda en çok çay tüketen ülke diyebiliyorum. Ama icat eden ülke Çin. Bakalım şöyle sıralama ne durumda? İlk 5'imiz ne durumda? Değişiklikler var. Berke geldi. Berke liderliğe yükseldi. Özge 2. sırada. İkinciliğini koruyor Özge. Tebrikler. Talip Lafçı. O da 3. sırada. Hüseyin Can 4'e yükseldi. Unicorn 5'e geriledi. User 43. Evet, o da 3'te 3 yapmış. 4. soruya geçiyoruz. Güzel gidiyoruz. Arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum tekrardan. İslam'ın kutsal şehri Mekke hangi ülkede bulunuyor?
Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar, Sudan. İslam'ın kutsal şehri Mekke hangi ülkede bulunur? Yeni gelenler nasıl katılacağını bilmeyenler arkadaşlar Google'a Kahoot yazıyorsunuz başka bir cihazdan. Hemen kodu giriyorsunuz 273-709 sonra kullanıcı adınızı girip dahil oluyorsunuz oyuna. 314 kişi doğru cevaplamış. Suudi Arabistan olacaktı. İlk sorular kolay mı geldi? Hadi bakalım göreceğiz arkadaşlar. Evet, bakıyorum sıralama ne durumda? Unutmayın ne kadar hızlı o kadar çok puan. Berke liderliğini koruduğu 3603 puanda Talip Lafçı 2'ye yükseldi. Özge 3'e geriledi. Hüseyin Can 4'te. Nesrin Sarıyız geldi. 5. sıraya yükseldi. Berk yükseldi. 219 sıra birden yükselmiş. Tebrik ediyorum. Yarışmanın sonunda ilk 10'a, ilk 20'ye hepsine bakacağız arkadaşlar. Bu arada hemen biter bitmez ayrılmayın. Sıralamanızı görebilirsiniz. Geçiyoruz. 5. sorumuz. Türklerin bilinen ilk alfabesi nedir? Uygur alfabesi, Göktürk alfabesi, Kiril alfabesi, Osmanlıca. Türklerin bilinen ilk alfabesi. Cevaplarımız geliyor takır takır. Son saniyelerimiz. 5. sorudayız. Hızlı başladık. Çok güzel başladık. Bakalım şöyle 211 kişi doğru cevaplamış. Göktürk alfabesi olacaktı arkadaşlar. Bakalım hemen sıralamamız ne durumda? O değişiklikler var. Talip Lafçı liderliğe oturdu. Fatih Karadağ geldi. 2. sıra yükseldi. Nesrin Sarıyız 3'e yükseldi. Büşra Levent 4. sırada. Talha Berat o da 5. sırada şu anda. Harika gidiyorsunuz. Tebrikler gençler. Hemen devam ediyorum 6. soruyla. İlk olimpiyat oyunları hangi ülkede yapıldı? Arjantin, İngiltere, Almanya, Yunanistan. Arkadaşlar kazanan bana Instagram'dan yazsın lütfen. Ekran resmini çekip göndererek yazsın. Eğer Instagram hesabı yoksa aileden birisinin varsa onunla da yazabilir. Yoksa Facebook'tan yazabilir. Bir şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. O da yoksa öğrenciyseniz eğer öğretmeninizle bana ulaşabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. 6. sorumuz. Cevabımız Yunanistan olacaktı. 162 kişi doğru cevaplamış 6. soruya. Şöyle bakıyorum sıralama ne durumda? O yine değişiklikler var. Çok sık değişiklikler oluyor ve ben böyle olunca heyecanlanıyorum. Bakalım ne olacak? Evet, güzel yarışıyoruz. Nesrin Sarıyız çok güzel yarışıyor. Şu anda liderliği kaptı. Büşra Levent ikinci sıraya yükseldi. Berra Levent herhalde kardeşi. O da 3'te arka arka güzel yarışıyorlar. Alba Yılmaz 4. sırada. Unicorn tekrar 5'e yükseldi. İlk 5'te ara ara görüneyim hocam diyor. Evet geldik 7. soruya arkadaşlar. 7. sorumuz. Güneş sistemindeki en sıcak gezegen hangisidir? Venüs, Jüpiter, Mars, Uranüs. Instagram hesabım Sercan Y arkadaşlar. Kanalın ismiyle aynıdır. English Teacher Sercan'ı değil de normal Sercan Y'yi takip edin. Diğerini çok aktif kullanmıyorum. Bütün duyuruları oradan yapıyorum. Rabia Konak pin nedir demiş. Pinimiz 273-709. Sağ altta yazar arkadaşlar. Evet. Güneş'e en sıcak gezegen Venüs olacaktı arkadaşlar. 198 kişi cevaplar. Güzel güzel cevaplar alıyoruz. Yani baya güzel bir kitle var arkada. Çok güzel gidiyorsunuz. Şöyle bakıyorum hemen. Değişiklikler yine var. Ya çok sık değişiklik oluyor. Heyecanlanıyorum. Nesrin yalnız liderliği koruyor. Unicorn hemen arkasına yükseldi. İkinciliğe. Alba Yılmaz 3'te. Fatih 73 4'e yükseldi. Zekan TV 5. sırada. Bilge Akbaş da 3'te 3 yapmış. Ona da selam olsun. Başarılar diliyorum. Evet, geliyoruz 8. soruya arkadaşlar. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. İstiklal Marşımızın bestecisi kimdir? Mehmet Akif Ersoy, Osman Zeki Üngör, Orhan Veli Kanık, Cemal Reşit Rey. Biraz önce hocam sorular kolay diye geliyordu. Şimdi hocam sorular zor diye geliyor. Moda göre değişiyor herhalde.
Evet, cevaplarımızı alıyoruz. Bakalım, Osman Zeki Üngür olacaktı arkadaşlar. 246 kişi doğru cevaplamış. Güzel cevaplar alıyoruz. Hiç fena değil. Tebrikler. Şöyle bakıyorum hemen. Evet, değişiklikler yine var. Fatih 73. 3. sıraya yükseldi. Selahattin geldi 5. sıraya. Çivrilli 20. O Çivrilli aramızda. Çivrilli 20 de 3'te 3 yapmış. O da güzel geliyor. Yani arkadaşlar, aman diyeyim, yanlış yapmayın. Bir yanlış yaparsanız her şey alt üst olabilir. Dikkatli olalım. Güzel yarışıyoruz. Hızlı yarışalım arkadaşlar. Ne kadar hızlı o kadar çok puan. Nobel ödülü kazanan ilk kadın kimdir? 1903'te kazanmış. Maria Jopert-Meyer, Donna Strickland, Grazia Deledda, Mary Curie. PIN kodumuz 273-709 arkadaşlar. Ekranın sağ altında yazıyor PIN kodumuz 273-709. Bakalım 9. sorumuzun cevabı Mary Curie olacaktı. 233 kişi doğru cevaplamış. Valla çok güzel cevaplar alıyoruz. Bravo, harika gidiyorsunuz. Bakalım hemen şöyle sıralama ne durumda. Değişiklikler var. Fatih ateş ediyor şu anda. Fatih. Yani basamak basamak geliyor. Nesrin Sarıyız liderliğini çok güzel koruyor. Fatih 73 2. sırada. Unicorn 3. Alba Yılmaz 4. sırada. Selahattin ise şu anda 5. sırada. Mehmet Bayat o da 3'te 3 yapmış. Onu da tebrik ediyorum. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Yarışmamızı yarıladık. 10. sorudayız. Dünya hangi ayda güneşe en yakındır? Mart, Ocak, Temmuz, Mayıs. Hiranur Kadran, Hiranurcum, katılamıyor musun? Geç mi kaldın acaba? Google'a Kahoot yazıyorsun. Gelen ilk linke Play Kahoot yazıyor. Oraya tıklıyorsun. PIN kodumuz 273-709. Bu PIN kodunu giriyorsun. Ve sonra ismini, soy ismini girip OK'ye tıklayıp oyuna dahil oluyorsun. Belki geç kaldığın için sistem kabul etmeyebilir. Şimdilik buradan çöz. Bir sonraki yarışmamıza zamanında katılırsan mutlu olurum. 134 kişi doğru cevaplamış. Ocak olacaktı arkadaşlar. Bakalım şöyle... Kaç kişi doğru cevaplamış? Durum ne? Evet, değişiklikler var. Çelişkili bir soruymuş demek ki. Talip Lafçı tekrar yükseldi liderliğe. Selahattin 2. sıraya yükseldi. Alba Yılmaz 3'te. Erol Taha 4. sıraya yükseldi. Enes Uçmaz 5. sırada. Çok güzel gidiyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde devam. Tebrikler. Bakalım şöyle sıralamaya. Pardon, sıralama geçti. 11. sorudayız. 1893'te kadınlara oy hakkı veren ilk ülke hangisidir? İsviçre, Almanya, Yeni Zelanda, Amerika. Damla Keskin, önümüzdeki hafta cumartesi günü tekrar genel kültür yarışmamız olacak arkadaşlar. Yayını beğenip lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her hafta yarışmalarımız oluyor. Hem İngilizce hem genel kültür yapıyoruz. Kazanana ödülümüz oluyor. Takipte kalın, abone olun. Bakalım 11. sorumuz. Yeni Zelanda olacaktı arkadaşlar. Oo, bayağı bir yanlış gelmiş. Birçok kişi burada elenmiş arkadaşlar. 89 kişi doğru bilmiş. Hemen şöyle bakıyorum. Değişiklikler. Talip Lafçı çok güzel yarışıyor. Liderliğini korudu. Enes Uçmaz 2. sıraya yükseldi. Büşra Lafçı geldi. 3. sıraya yükseldi. Selcan Doğan 4. sıraya yükseldi. Selahattin 5'ti. Selcan Doğan o 11'de 11 yapmış. Güzel gidiyor. Demek ki şu ilk 5 hepsi full gidiyor. Full yapmışlar. Bravo arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Güzel gidiyorsunuz. 12. sorudayız. Bir insan vücudundaki en büyük iç organ nedir? Karaciğer, böbrek, akciğer, mide. Şevval Balçık hocam, şıklar önce geliyor bana. Soruyu görmediğim için işaretleyemiyorum. Evet, doğrudur. Yayın dediğim gibi 5 saniyesi geç geldiği için siz önce şıkları görüyorsunuz ama ekranı, soruyu herkes aynı anda görüyor arkadaşlar. O yüzden siz soruyu okuyup doğru cevabı bulur bulmaz işaretleyin ama hemen işaretlemeyin. Asiye Köksal, teşekkürler. Hoş geldin. İyiyim, sağ olun. 108 kişi doğru cevap vermiş arkadaşlar. Karaciğer olacaktı. En büyük iç organ karaciğerdir. Bakıyoruz şöyle sıralama ne oldu? Oo, değişiklikler var. Ne Selahattin? Selahattin ateş ediyorum vallahi. Fişek. Selahattin 1. sıraya yükseldi. Selcan Doğan 2. sırada. Bilge Akbaş 3'te. Erol Talha 4'e yükseldi. Talip Lafçı 5'e geriledi. Çok güzel yarışıyoruz arkadaşlar. Çok iyisiniz. Çok güzel gidiyorsunuz. Geldik 13. soruya. NASA'da çalışan ilk Türk kimdir? Nihat Doğan,
İsmail Akbay, Profesör Doktor Mehmet Beyoğlu, Cahit Sıtkı Tarancı. Çok zor hocam ya diyor. Hani kolaydı? Aa ne oldu ya? Başta kolay hocam diyordunuz. Bunlar çok kolay. Bunları sormayın diyordunuz. Batuhan Duymaç da hocam zor ya demiş. Çok zor değil bence ya. İranur, katılın siz. Evet, İsmail Akbay olacaktı. 129 kişi doğru cevaplamış. Bravo gençler, hiç fena değilsiniz vallahi, hiç fena değil. Evet, bakalım şöyle sıralama ne durumda? Sürekli değişiklik oluyor, bu güzel. Selahattin yerini korudu. Selcan Doğan yerini korudu. İkinci sırada Bilge Akbaş 3'te. Talip Lafçı 4'e yükseldi tekrar. Erol Taha 5. sırada. Umut Furkan, o da 3'te 3 yapmış. Onu da tebrik ediyorum. Güzel gidiyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle bakalım 14. soru. Büyük annesi kötü kurt tarafından yenilen masal kahramanı kimdir? Pamuk Prenses, Rapunzel, Kırmızı Başlıklı Kız, Kül Kedisi. Batuhan Duymaç, Sinem Hocam bana yazdı geldim. O Sinem Hocam yazmış. Sinem Hocama selam olsun. Ayşe Bayram Hocama da selam olsun. İkisine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum destekleri için. Elif Nisa Güler, bunu bilmeyen yoktur demiş. Bilmiyorum, bakalım bilmeyen var mıymış? Cevabımız ne acaba ve kaç kişi bilmiş ya da kaç kişi bilmemiş? 281 kişi bilmiş. Evet, yani demek ki doğru söylüyormuşum. Bunu bilmeyen de yokmuş herhalde. Şu diğerleri zaten bot oluyorlar. Onlar boş. Evet, bakıyorum şöyle. Aa, değişiklik var. Selcan Doğan. Selcan Doğan ateş etti bu sefer. Yalnız bir böyle puanlara bakıyorum. Çok çok az fark var yani. Aman diyeyim arkadaşlar, dikkatli olun, dikkatli yarışın. Selcan Doğan tebrikler, liderliğe yükseldin. Ercin Öykü, o da 3'te 3 yapmış. Onu da tebrik ediyorum. Bravo gençler, harika gidiyorsunuz. 15. sorudayız. Red Kit çizgi filmindeki kötü karakterli olan Dalton kardeşlerden en uzun olanın adı nedir? Jack, William, Joe, Avarel. Muzo BS hocam, Sevim hocama selam gönderim. Sevim hocaya buradan kocaman selamlar olsun benden. Evet, Ceren Kanlı. Çok kolaydı ama geç kaldım ya demiş. Ceren'cim ya, ah aşk olsun. Takip etsin işte, geç kalmazsın. Takip edin arkadaşlar. Instagram'dan, YouTube'dan abone olun. Takip edin. Avarel olacaktı. Evet, Red Kit'i özledik valla. Red Kit'i. Bakıyoruz şöyle. 168 kişi doğru cevaplamış. Tebrikler gençler. Şöyle bakalım. Puanlama ne durumda? Aha, değişiklikler yine var. Selcan Doğan geç kalmış herhalde ya da yanlış mı yapmış bilmiyorum. Düştü 5'e. Selahattin tekrar liderliği aldı. Bilge Akbaş 2. sırada. Talip Lafçı 3'e yükseldi. Erol Taha 4'e yükseldi. BRKTM, o da 3'te 3 yapmış. Onu da tebrik ediyorum. Doymaz Home, baktım şu an. Evet geldik 16. soruya arkadaşlar. Avrupa Birliği'nin başkenti neresidir? Berlin, Londra, Brüksel, Amsterdam. Berra Bayraktar, hoş geldin aramıza. Fidan Algan, hoş geldin. Yeni gelenler mi var? Asiye Köksal, hocam siz İngilizce öğretmeni misiniz? Asiye, herhalde aramıza yeni katıldın sen bunu sorduğuna göre. Evet, İngilizce öğretmeniyim. Kanalımda İngilizce içerikler var arkadaşlar ve her hafta İngilizce yarışma yapıyoruz. Aynı zamanda genel kültür yarışması da yapıyoruz. O yüzden kanala abone olun lütfen. Bakalım şöyle. Brüksel olacak da değil mi, Avrupa Birliği'nin başkenti? 178 kişi doğru cevaplamış. Güzel gidiyorsunuz. Bravo, tebrik ediyorum. Bakalım şöyle durum ne? Arda geldi bu sefer de 5. sıraya. Onu gördük. İlk defa görüyoruz Arda'yı. Selahattin yerini koruyor. Alper Çarkıt. O da 3'te 3 yapmış. Tebrikler. Unutmayın, ne kadar hızlı yaparsanız o kadar çok puan alıyorsunuz arkadaşlar. Buna dikkat edin. Hızlı cevaplamaya çalışın. Geliyoruz 17. soruya. Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk halife kimdir? Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman. 4. şıkkı eklemeyi unutmuşum. %33 sallama şansınız var arkadaşlar şu anda. İyisiniz. Enes Öner, hoş geldin. D şıkkını eklemeyi unutmuşum vallahi. İnsanlık hali, atlayabiliyoruz. Fidan Algan 273-709 pin kodumuz. Sağ altta yazıyor. Adem Dilbaz hocamıza selam olsun.
Yavuz Sultan Selim olacaktı arkadaşlar. 186 kişi doğru cevaplamış. Tebrikler. Çok güzel gidiyorsunuz. Yavaştan sona doğru geliyoruz. Selahattin liderliğini koruyor. Talip Lafçı 2'ye yükseldi tekrar. Erol Talha 3'e yükseldi. Bilge Akbaş 4'te. Arda ise 5. sırada. Ercin Eralp. O da 3'te 3 yapmış. Onu da tebrik ediyorum. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım 18. sorumuz. Mimar Sinan'ın ustalık eserim diye nitelendirdiği cami hangisidir? Süleymaniye Camii, Galata Kulesi, Selimiye Camii, Haseki Camii. Mimar Sinan'ın ustalık eserim diye nitelendirdiği camiyi soruyoruz. Yedinci sınıflar ne zaman? Yedileri genelde cuma günü ya da cumartesi yapıyorum arkadaşlar. Ama yarı yıl tatiline girdiğimiz için belki İngilizce yarışma vaktim olmayabilir, yapamayabilirim ama genel kültür en az bir tane yapacağım. Ve beşinci sınıflarda yapacağım. Selimiye Camii olacaktı. 187 kişiyi doğru cevaplamış. Tebrikler arkadaşlar. Harika gidiyorsunuz. Sıralamaya bakalım. Değişmedi ilk 5. Bu ilk 5 gerçekten demek ki hızlı okuyorlar ve hızlı bir şekilde cevaplıyorlar. Güzel gidiyorsunuz. Evet, Öykü Nisa Paydar. O da 3'te 3 yapmış. Güzel yapmış. Güzel gidiyorsunuz. Yavaştan son 2 sorumuz arkadaşlar. Sona geliyoruz. Hepinize tekrar başarılar. 19. sorumuz. En genç bilim adamı unvanını elinde tutan Türk bilim adamı kimdir? Aziz Sancar, Erdal İnönü, Oktay Sinanoğlu, Halil İnalcık. En genç bilim adamı unvanını elinde tutan Türk bilim adamı. Kendisi bizim gururumuzdur. Nülüfer'e selam olsun arkadaşlar. Amine Nur, sonra bir tane daha yapabilir misin abicim? Ben soru hazırlamadım. Soru hazırlamam lazım. Önümüzdeki hafta katıl lütfen. Evet, Oktay Sinanoğlu olacaktı. 147 kişi doğru cevaplamış. Güzel cevaplar alıyoruz gerçekten. Harika gidiyorsunuz. Sıralamaya bakalım. Ne durumdayız? İlk 5 yine yerini korudu. Selahattin, Talip, Erol, Bilge ve Arda. Çok güzel yarışıyorsunuz. Özge de 3'te 3 yapmış. O da güzel gidiyor. İlk 5 bu şekilde. Ve son soruyu görüyoruz. Hazır mıyız son soruya arkadaşlar? Son sorumuz geliyor. Bakalım son sorumuz neymiş? Türkiye'nin sınırları dışında Türk bayrağının dalgalandığı ve Türk askerlerinin nöbet tuttuğu yer neresidir? Caber Kalesi, Süleymanşah, Tibris, Bakü. Türkiye'nin sınırları dışında Türk bayrağının dalgalandığı ve Türk askerlerinin nöbet tuttuğu yer neresidir? Evet, cevapları takır takır alıyoruz hızlı bir şekilde. Sizler de adamsınız. Teşekkürler Mehmet. Evet, bakalım ne olacak? Podyum ne olacak? Son soruda herkes çuvallamış herhalde ya. Aman, Caber Kalesi olacaktı arkadaşlar. Süleymanşah değil. Caber Kalesi, Süleymanşah taşındı biliyorsunuz. Türkiye'ye taşındı. Caber Kalesi olacaktı. Şöyle sıralamaya bakalım. Evet, podyuma hazır mıyız? Podyum geliyor. Bakalım kim kaçıncı olmuş? Liderimizi göreceğiz. Talip Lafçı 3. sırada 3. olmuş. Tebrikler. Selcan Doğan 2. sıraya yükselmiş. Tebrikler. Ve liderimiz ve bu akşamın genel kültür şampiyonu Selahattin olmuş. Teşekkürler Selahattin'cim. Tebrik ediyorum. Erol Taha 4. Bilge ise 5. olmuş. Birazdan bütün sıralamaya bakacağız arkadaşlar. Selahattin seni tebrik ediyorum. Lütfen ekranın resmini çek. Ekran resmini birinci olduğunu gösteren ekran resmini çek. Ve Instagram hesabım Sercan Y. Bana Instagram'dan yaz. Oradan konuşalım. Hediyeni gönderelim arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Bakalım kimler kaçıncı olmuş? Kimler kaçıncı sırada? Ben de merak ediyorum. Bakacağım şimdi. Baran buradaysan şu bir tane arkadaşımız var. Onu da bir engellersen sevinirim. Şöyle players'a giriyoruz. Selahattin 1. olmuş. Selcan Doğan 2. olmuş. Talip Lafçı 3. olmuş. Erol Taha 4. Bilge Akbaş 5. sırada. Bartu Doruk İnç 6. olmuş. Güzel. Arda 7. olmuş. Alper Çarkıt 8. olmuş. Kerem 9. olmuş. Sinem Ateş 10. olmuş. Unicorn 11. Hazal Ayaz 12. Enes Uçmaz 13. Megiye 14. Goca Irgıllılı
Okuyamadım bile. Goca Argıllılı 15. olmuş. Büşra Lafçı 16. olmuş. Çivrilli 20. Çivrilli Irgıl'a selam olsun. 17. olmuş. Yasemin Aras 18. olmuş. Nesrin Sarıyız 19. Merve 20. olmuş. Arkadaşlar hepinizi tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel yarıştınız. Çok güzel bir yarışma oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Lütfen yayını beğenmeyi unutmayın çıkmadan önce. Şu an 91 kişi beğenmiş ama bak şu an yayında 182 kişi var arkadaşlar. Şu like tuşuna basın lütfen. Emeğe en azından teşekkür etmiş olursunuz. Önümüzdeki hafta tekrar yarışmamız olacak arkadaşlar. Hepinizi tekrar beklerim. Kanala abone olun. Yarışmalarımızı kaçırmayın lütfen. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Beni Instagram'dan, Instagram adresim Sercan Y, oradan takip edin. Salih Kaynak yine yapar mısınız demiş. Yapacağım arkadaşlar. Her hafta yarışmamız olacak ve kazanana her hafta hediyemiz olacak. Her gün olmaz maalesef. Her gün yapamıyoruz. O kadar vaktimiz yok arkadaşlar. Kolay da olmuyor bunları hazırlamak. Lütfen beğenmeden çıkmayın. Yayını beğenmeden çıkmayın. Ve Hüseyin değil mi? Not almıştım şuraya. Selahattin, sen de bana hemen Instagram'dan yaz lütfen. Bir sonraki yayında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye.